dinleyiciler. Bugünkü konumuz Zirve Gazetesi. Zirve Gazetesi neden? Çünkü dün gece yemeğimiz vardı. Zirve Gazetesi'nin bir yemeği vardı. Konuk olarak da genel yayın yönetmenimiz Sakıp Bey katıldı. Söz ona bırakıyorum. Buyurun Sakıp Bey. Teşekkür ederim Nurdan Hanım. Şimdi her zaman moderatörlük yapmak veya sunuculuk yapmak ya. Bugün konuk olduk. Ama Nurdan Hanım'a konuğum olmak tabii ki daha güzel. Nurdan Hanım yeni bir arkadaşımız. Bundan sonra beraber olacağız arkadaşlar. Şimdi uzunca bir pandemi döneminden sonra yani bir gazetenin yemeği, çünkü cidden gazetelerde yemek yapması riskli bir olaydı. Zirve Gazetesi sahibi Veli Uçuk Bey nezaket gösterdiler, telefon açtılar efendim, davetiyemizi gönderdiler. Tabii gitmemek olmazdı, biz de gün tüyü olarak bizi temsilen, televizyonumuzu temsile gittik. Güzel de bir kalabalık vardı çünkü elit bir ortam. Öğretmen evinde yaptık, Süleyman Demirel'de. Güzel konuklar vardı, birbirinden değerli konuklar vardı. Efendim başkanlarımızın temsilcileri vardı, belediye başkanlarımızın. O biraz dikkatimi çekti. Sonra rahmetli Aşık İmam İnnoğlu Ertuğrul vardı. Güzel sazıyla, sözüyle, ezgileriyle. Efendim folklor grubumuz vardı. Diğer efendim yine arabesk sanatçılarımız vardı. Diğer ezgilerimiz vardı. Mansur Ekmekçi Bey'in şiiri vardı. Güzel esprileri vardı. Plaket törenimiz vardı. Sonra en sonunda da işte Dursun Hanım'ın, Dağtekin'in güzel çift atölyesi vardı. Ortam güzeldi. Yani biz mutlu olduk. Aslında şunu söylemek istiyorum. Zirve Gazetesi 27. yılını kutladı. Şimdi basının çok zor bir döneminde yani ayakta kalabilmek zor. Biz buradan Zirve Gazetesi'ne veya yine ayakta kalmaya çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Nice yıllar diliyoruz efendim. Evet, Sakıp Bey'den dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hoşça kalın.